Merhaba, Ankara gündemiyle başkentten yayındayız. Geçen hafta Irak-Kürdistan bölgesel yönetiminde referandum tamamlandı. Ama Ankara'da en az Erbil kadar hareketliydi. Referandumu ve bunun yansımalarını konuşacağız. Konuğumuz HDP eş genel başkan yardımcısı Nadir Yıldırım. Hoş geldiniz Nadir Bey. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olun. Referandum bitti ama Ankara da çok hareketli, HDP Genel Merkezi de çok hareketliydi. Özellikle referandumun olduğu gün ben de HDP Genel Merkezi'ne geldim yayın yapmak için. Orada gözlemlerim oldu. Yabancı ajanslardan HDP'ye çok yoğun ilgi vardı, röportajlar yapıldı. Yabancı ajansının ilk sorusu şuydu: orada böyle bir referandum gerçekleşti, Türkiye'de de böyle bir şey olabilir mi? HDP'nin gündemine böyle bir şey alacaklar mı? Herhalde dışarıdan gözlem buydu. Ne yanıt verdiniz o sorulara? Evet. Ya öncelikle şunu belirteyim. Güney Kürdistan halkının açığa çıkmış olan demokratik iradesini kutlamak istiyorum. Selamlıyoruz. Parti olarak yanlarında olduğumuzu belirterek başlamak istiyorum. Şimdi tabii o tür sorular çok fazlaca son dönemlerde gündeme gelmeye başladı, sorulmaya başladı. Biz parti olarak öncelikle şunu her zaman ilkesel bir yaklaşım olarak esas aldık. Her halkın kendi kaderini tayin hakkı ilkesini biz sonuna kadar saygı duyuyoruz. Bu durum sadece Kürtler açısından geçerli değil. Bu Katalan halkı için de geçerli. Bu dünyanın herhangi bir yerindeki bir halk için de geçerli. Fakat şunu biz parti olarak hep savunduk, iddia ettik, ısrarcıyız da. Halkların kaderini tayin hakkı devlet olması şart değil, bağımsız devlet olması şart değil. Halkın kendi iradesine dayalı bir kaderini tayin yöntemi şekli yine o halkın kendisine ait bir tercih olduğunu düşünüyoruz. Bugün Kürtler içerisinde Güney halkı, Güney Kürdistan halkı bağımsız devlet olarak iradesini tecelli etmişse herkese de buna saygı duymak düşer. Bizim açımızdan eş zamanlı neredeyse gelişen Rojava sürecinde de Kürtler bir kaderini tayin sürecini sürecinin mücadelesini yürütüyor. Eş zamanlı gelişen bir demokratik seçim süreci vardı. Belki çok gündem olmadı ama o da işte kaderini tayin hakkı geleceğinin şekillenmesi açısından atılmış önemli bir adımdı. Oradaki Kürtler neyi savunuyor, neyi istiyor, geleceği nasıl şekillendirmek istiyor? Onlar da demokratik özellik temelinde konfederal bir sistem öngörüyor kendileri açısından. Biz Rojava halkının da bu anlamdaki tercihi ve iradesine her şeyden önce saygı duyduğumuzu belirtebiliriz. Bu Türkiye açısından da böyle bir şey. Kuzey Kürdistan açısından da böyle bir şey. Kuzey Kürdistan halkı da kaderini tayin hakkına her zaman sahiptir. Ve bu onun en doğal, en insani, en toplumsal hakkı olduğunu biz hep ısrarla ifade ettik. Parti olarak da bu tayin hakkını en azından toplumla olan temasımız ve Kuzey Kürdistan'daki siyasal öncülerden, kurumlardan, halktan aldığımız izlenimler ve partimizin de savunduğu kesinlikle kaderini tayin hakkını özellik temelinde şekillendirmesi noktasında bir tutumumuz var. O açıdan yani Güney Kürdistan'da gerçekleşen referandumun aynısının, aynı yöntemin, aynı içeriğin, aynı sonucun diğer yerler açısından da geçerli olduğunu söylemek doğru değil. Referandum hakkı her parça Kürdistan açısından geçerli, her halk açısından geçerli. Fakat bunun hedeflediği sonuç farklılık arz edebilir. Esas olan halkın özgür iradesinin tecellisidir. Demokratik iradesinin tecellisidir. Bu anlamda da benzer sorulara verdiğimiz cevap bu şekilde oldu.
Sizin de aracılığınızla bu cevabımızı bir daha yenilemiş oluyoruz. Peki dediniz ki bu Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimini selamlıyoruz dediniz. Dün de MYK toplantınız vardı. Var mı bu süreçte bölgesel yönetimi bir ziyaret, HDP olarak bir tebrik ya da bir telefonlaşma geçti mi aranızda? Yok, herhangi o yönlü bir temasımız olmadı. Tabii ki çeşitli şahsiyetlerle, yönetim kademelerinde bulunan kişilerle çeşitli temaslarımız oldu. Her şeyden önce Kerkük valisiyle, Sayın Necmettin Kerim ile özellikle Irak Merkezi Hükümeti'nin direkt hedef alması sürecinde dayanışma duygularımızı belirten bir temasımız oldu. Ve çeşitli diğer bütün partilerle aslında bir şekliyle temaslarımız oldu. Fakat bizim dün meclis grubu toplantımız ve MYK'nın ortak toplantısından sonra yaptığımız açıklama esasında şu. Bizim orada esas aldığımız, Güney Kürdistan'da esas aldığımız halktır. Halkın açığa çıkmış olduğu olan iradesine dönük bir tutum belirttik. Yoksa şu temelde bir yaklaşımımız vardı, çeşitli açıklamalarımız oldu. Referandum süreci içerisinde referandumun karar alınma şekli, yürütülme şekli, demokratik olmayan süreçler, durumlar, tutumlar, biz bunları sürekli eleştirdik, uyardık. Bu anlamda tutumumuzu belirtmiştik. Biz her fırsatta şunu ifade ettik. Halkın iradesine dayalı bütün süreçleri ve sonuçları biz saygıyla karşılayacağımızı ve halkımızın yanında olduğumuzu belirttik. Bu anlamda da diyebilirim ki biz Güney süreci açısından da gelişen bu durumda muhatap aldığımız, değer biçtiğimiz kesinlikle Güney halkımızdı. Güney Kürdistanlı kardeşlerimizdi. O anlamda da onları selamlamak, onları kutlamak bizim açımızdan yeterli bir durum olduğunu düşünüyoruz. Peki bu süreçte yaptırımlar çok gündeme geldi hükümet kanadından. Üç konu üzerinde duruluyor. Biri askeri yaptırımlar, ikincisi ekonomik yaptırımlar, üçüncüsü de siyasi yaptırımlar. Askeri yaptırımlarla ilgili bir sıcak çatışmanın şu an olamayacağı belli. En azından Ankara kulislerinde bunlar konuşuluyor. En fazla Habur sınır kapısındaki tatbikatların yoğunlaştırılabileceği konuşuluyor. Tek tek soracağım. Askeri müdahale açısından sizin gözleminiz ne? Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Orta Doğu'da her an her şey gelişebilir. Yani biz hiçbir ihtimali açıkçası olmaz diye mutlak bir yaklaşımımız yok. Her ihtimal mümkün. Çünkü Orta Doğu'da siyaset gerçekten farklı bir tarzda, yöntemde, düzlemde gelişiyor. O anlamda da kulislerde konuşulan veya söylenenlerin ötesinde durumlar olduğunu da biz biliyoruz. Nasıl? Örneğin Güney Kürdistan'daki referandum süreci, bunun karar alma süreci kesinlikle ben iddia ediyorum Tayyip Erdoğan ve AKP'den bağımsız değildir. Biz şunu iyi biliyoruz Erdoğan ki... Erdoğan komplo mu kurdu ya da AKP hükümeti? Tabii ki böyle bir ihtimal çok yüksek. Çünkü şunu iyi biliyoruz ki özellikle KDP yetkilileri böyle bir süreci kararlaştırma aşamasında ilk görüştükleri ve temas kurdukları Erdoğan ve AKP hükümetidir. AKP'nin yönetimidir. Ve bunlarla bir nevi eşgüdümlü yürütülen bir takım süreçler vardı. Bu anlamda bir kumpas durumu da söz konusu. Tabii biz yıllardır sürekli Güneyli kardeşlerimizi çeşitli siyasi partileri, liderlikleri hep uyardık. Birebir görüşmelerde uyardık. Basın üzerinden kamuoyuna açık uyarılarımız var. Dönüp geçmişe bakarsanız bu uyarılardan bolca görmeniz mümkün. AKP'nin özellikle Erdoğan'ın kesinlikle kimi Kürtlerle iyi ilişki geliştirip kimi Kürtleri işte yok etmeye, işte savaş dayatmaya, her türlü baskıyı uygulamaya dönük yaklaşımının olduğunu, bunun şöyle anlaşılmaması gerektiği. Yani bizim Erdoğan'la AKP ile ilişkilerimiz iyidir. Karşılıklı çıkarlarımız var ve bu böyle sürer diye bir yanılgıya kapılmayın diye hep uyardık. Erdoğan'ın zihniyet olarak dayandığı temel, kendisini üzerine var ettiği, iktidara taşıdığı, iktidar
mevcut iktidar yetmediği zaman mutlak iktidarını kurgulama sürecinde dahi başvurduğu temel yöntemlerden, temel olgulardan bir tanesi Kürt karşıtlığıydı, Kürt düşmanlığıydı. Bir düşmanlık karşıtlık üzerinden milliyetçiliği hortlattı, faşizmi tahkim etmeye çalışıyor ve sonuç almak istiyor. Bu temel argümanı Erdoğan'ın, dikkat edin, iç ve dış siyasette temel argümanı bu. Kürt karşıtlığı, Kürt düşmanlığı üzerinden ve mesele gelip ciddi bir noktaya dayandığında da kesinlikle tercih edeceği husus budur. Yani Kürt'ün iyisi, kötüsü, yakını, uzağı yoktur onlar açısından. Biz bu anlamda defalarca uyardık. Fakat ne oldu? Mesela ilk referandum haberi çıktığında sizin de söylediğiniz gibi AK Parti'den, hükümetten çok büyük bir yüksek ses gelmedi. Hatta Devlet Bahçeli kameraların karşısına geçti. Sert bir açıklama Savaş yaptı. Savaş gerekçesidir diye açıklama yaptı. Evet. Bu açıklaması da hükümeti harekete geçirmeye çağırıyor, çalışıyor diye yorumlandı Ankara'da. Ona rağmen AK Parti bir süre sessiz kaldı. Ne zaman ki referandumun gerçekleşmesine birkaç gün kala ve sonrasında. Orada ne gibi dinamikler ortaya çıktı? Ne oldu? Ya işte tam da anlatmaya çalıştığım mesele bu. Yani AKP, Erdoğan aslında Güneyli partilerin bir kısmına, kimi partilere, özellikle KDP'ye bu anlamda bir nevi yeşil ışık yaktılar. Teşvik ettiler. Bir nevi onayladıklarını söylediler. Ha, esasında arkasında ne pazarlıklar vardı, tam olarak ne konuşuldu bilmiyoruz. Fakat böyle bir şeyin sürecin başında konuşulduğunu biz biliyoruz. Hatta dikkat edin, işte Bahçeli onu söyledikten sonra Binali Yıldırım, bu kadar abartmaya gerek yok, savaş mavaşa gerek yok, bu kadar ciddiye almayın diye sert çıkmıştı Devlet Bahçeli'ye. Fakat son bir hafta 10 gün kala AKP işte meclisi topladı, Milli Güvenlik Kurulu'nu topladı ve askeri tatbikata başladı ve bütün gücüyle bu sefer karşı bir hamle başlatmak istedi. Şimdi burada çıkarmamız gereken temel sonuç, işte askeri müdahale olur mu olmaz mı üzerinden tartıştığımızda bütün bu durumlar şunu gösteriyor. Aslında her ihtimale açık, her ihtimale kapı aralayan bir durumla yüz yüzeyiz. O anlamda Güney Kürdistan'daki referandum süreci birçok başka etmenle birlikte Orta Doğu'da yeni dinamikleri ve durumları tetikledi. Bunu biz böyle değerlendirebiliriz. Ve şunu da biz iyi biliyoruz. Geçmişten bu yana sürekli, özellikle AKP iktidarının bütün süreçlerinde dikkat edin, şu eğilim hep vardı. İşte Güneyli Kürtler iyidir. Kimi işte partiler, Kürt partileri iyidir, kardeştir, dosttur. Ama kimileri iyi değil, kötüdür, düşmandır politikası izledi. Ve bunun üzerine sürekli esas geliştirdikleri stratejilerden bir tanesi şuydu. Kürtler arası bir çatışma, bir savaş durumunu yaratmak istediler. Şengal'de bunu yapmak istediler, Kandil'de bunu yapmak istediler ve başka yerlerde. Hatta Rojava'da bunu yapmak istediler. Şimdi bu AKP'nin temel stratejisiydi. Bu stratejiyi hayata geçirebilmek açısından sürekli işte iyi Kürt, kötü Kürt politikasını geliştirdi. Fakat bunun olmadı, bunun gerçekleşmediğini gördüğü yerde bu politikadan çark ederek bu sefer komple tüm Kürtleri karşısına alma sürecine girdi. İşte referandumla açığa çıkan durum bu. Şimdi dikkat edin, Rojava'da ya dönük sürekli işte kesintisiz bir ambargo, kesintisiz bir saldırı, yani hani vesayet savaşı, yeri geldiğinde bunu bırakıp direkt savaşan pozisyonlar. Bu 3-5 yıldır devam eden bir durum. Güney ile de neydi? Sürekli iç içe işte ticari ilişkiler, hani Irak merkezi hükümetine rast çeken, işte Güney hükümetini muhatap alan çok ciddi ticari, ekonomik, bilmem askeri işbirliklerine giriştiler, anlaşmalar. Hatta memur maaşları ödendi. Tabii anlaşmalar yaptılar. Yapıldı. Şimdi bu noktadan niye buraya gelindi? Niye bu sefer aman işte hani biz yanıldık falan değil aslında. Erdoğan yanılttı. Yanılttı, dediğim gibi tekrar etmek istiyorum. Çünkü özellikle Türkiye'deki demokrasi güçleri aslında kritik bir nokta. En önemlisi de Kürtler aslında çok önemli, kritik bir nokta. Erdoğan hiçbir dönem bu kadar AKP, Erdoğan
politikalar bu kadar deşifre teşhir olmamıştı. Neydi? Temel stratejisi Kürtleri birbirine düşürmek. İyi Kürt, kötü Kürt ayrımı yaparak Rojava'da birbirine düşürmek. Bilirsiniz. Kimi Kürt grupları sürekli Türkiye'de konumlandı. Sürekli Türkiye'den beslendi. Temel motivasyonları ne? İşte Rojava'da açığa çıkan yönetim ve iktidarı, demokratik yönetimi sürekli hedefleyen bir pozisyonda kaldılar. Güneyde aynı şekil. İşte Şengal'da YBŞ ile işte KDP peşmergelerini savaşacak noktaya getirdiler. Biliyoruz, çok iyi biliyoruz. Bunun bilgi ve belgeleri de var. KDP ile işte medya savunma alanlarına Kandil'e ortak operasyon planları vardı. Şimdi bu konuda çok ciddi çaba sarf ettiler bu politikayı gerçekleştirmek açısından. Gelinen aşamada bu tutmadı, bu gerçekleşmedi. Kürtler savaşmadı, birbirine girmedi. Tam tersine gittikçe demokratik birlik zemini güçlenmeye başladı Kürtler'de. Bu olunca bu sefer Kürt'ün iyisi kötüsü yok. Kürtlerin komplesi kötü deyip bir saldırı dalgası peki, başlattılar. Bundan sonrası nasıl olacak? Yani bir askeri müdahale mi yoksa bölgedeki milis örgütleri güçlendirip bunlar arasında bir çatışma yaratmak mı? Yani bir mezhep savaşını yeniden burada ateşlemek mi? Ne olacak? Ne yani şöyle bir ihtimal... Karanlık bir tablo çizdiniz o yüzden. Evet, yani şöyle bir durum... Yani güçleri yok açık söylemek gerekirse. Güçleri ve koşulları olursa askeri müdahalede bulunurlar. Bunun şu an açısından çok fazla koşulu yok. Fakat bu muğlak zemini özellikle gerekçe yapıp PKK'ya dönük sınır ötesi operasyonları daha fazla geliştirebilir. Bu gerekçeyle. Bu anlamda Güney Kürtistan'ı bir askeri müdahale olarak değerlendirmek mümkün. Fakat şöyle bir durumu var. Türkiye'nin özellikle eskiden Orta Doğu çapında, geç son dönemlerde dünya geneline özellikle Avrupa'ya yayılan bir provokatörlük durumu söz konusu. Provokasyon yapabilme potansiyeli olan bir yapılanma. Açık belirtmek gerekirse ki en son daha bir ay önce Güney Kürtistan'da biliyorsunuz Süleymaniye kentinde üst düzey MİT yetkilileri alıkonuldu. Niçin alıkonuldu? Çünkü bir operasyon yapma, çok provokatif bir operasyon yapmak için orada bulunuyorlardı. O anlamda Güney Kürtistan'da daha çok provokasyonlar yöntemiyle ortalığı karıştırma durumu gelişebilir. Güney halkımıza dönük özellikle ekonomik ambargolar geliştirebilir. Fakat en önemlisi de dediğim gibi bu durumu gerekçe yapıp daha fazla güneye PKK üzerinden kime askeri müdahaleler yapma durumu oluşabilir. Fakat şunu belirtmek istiyorum. Yani bu asla sonuç almayacak bir durum. Hatta ben şunu biliyorum. Biraz içeriden Kürt mahallesinden daha fazla bilgi aldığımızdan dolayı birçoğu hadi olsun diyor yani. Hani böyle fiili bir müdahale saldırı PKK'ya veya herhangi farklı bir bölgeye olursa Kürtlerin bu anlamda belki 100 yıla yakındır gerçekleştiremedikleri ulusal birliklerini, ulusal siyasetlerini, birlik siyasetini daha fazla güçlendireceği noktasında bunun aslında çok da bir dezavantaj olmayacağı üzerinde. Diğer bir husus şu, bakınız 100 yıla yakındır Orta Doğu'da oluşan dengeler var. İlişki, ittifak ve çelişkiler var devletler açısından. Bölgenin temel statükocu güçleri açısından işte İran, Irak, Suriye, Türkiye ve 100 yıla yakındır bu devletlerin çok ciddi çelişkileri var. Mezhepsel çelişkileri var, etnik çelişkileri var, ekonomik çelişkileri var, askeri çelişkileri var. Fakat bütün bu süre içerisinde bir oldukları temel bir politika vardı. Birlik içerisinde hareket ettikleri Kürt karşıtlığı politikasıydı. Kürtler söz konusu olduğunda bu devletler sürekli ortak hareket ederlerdi. Fakat son özellikle 10 yılda bu çelişkiler çok derinleşti. Bu ortak hareket etme konsepti kırıldı, dağıldı. Fakat yeniden bunu canlandırma çabası var. İşte bununla birlikte daha işte siyasi ambargo, ekonomik ambargo, askeri ambargo veya kimi müdahaleler geliştirmek istiyorlar.
Fakat dediğimiz gibi bölge 100 yıl önceki bölge değil. Ve 10 yıl önceki bölge değil. Kürtler 10 yıl önceki Kürt değil. AKP Erdoğan iktidarındaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti açık söylemek gerekirse 10 yıl önceki devlet değil yani. Devlet olmaktan çıkmış ne üdü belirsiz bir mekanizma ile karşı karşıyayız. O anlamda da bu durum ve koşullar, bu tehdit ve saldırılar açıkçası Kürtleri ürkütmüyor. İçten içe Kürtleri sevindiren bir durum olduğunu da belirtmek istiyoruz. Ürkütmüyor, sevindiriyor diyorsunuz. HDP'nin yol haritasını soracağım. İkinci bölüme geçmeden bugün HDP'nin yaptığı bir açıklama var. O önemli bir cümle. Bugün Osman Baydemir MYK toplantısında sonuçlarını aktarmak için kameralar karşısına geçti. Şöyle bir cümlesi vardı. Ulusların kendi kaderini tayin hakkı enternasyonel bir haktır. Emeğin hakkını savunuyorum diyen, sosyalistim diyen bütün dinamikler Kürtler hariç mi enternasyonalistsiniz? Bu eleştiriniz kime? Evet. Ya bu eleştirilerimiz kesinlikle sol, sosyalist, devrimci olarak kendini tanımlayan ve bu süreç içerisinde Kürtlerin kaderini tayin hakkı sürecinde, geleceğini belirleme sürecinde negatif ve saldırgan tutum içerisine giren herkese çeşitli açıklamalar oldu bu süre içerisinde ve esası da şuna Kürtlerin bu özgürleşme süreci içerisinde özellikle Rojava merkezi ve tüm Kürdistan parçalarında geliştirmiş oldukları diplomatik ilişkiler, askeri, siyasi, ekonomik kimi ilişkileri emperyalizmle işbirliği ve emperyalizme hizmet üzerinden tanımlayan ve bunun gerçekten yüzü kızarmadan sürekli dillerine pelesenk eden herkese bu sözümüz. Tüm Türk solunu kapsamıyor hayır, o zaman. Hayır. Var mı parti ismi? Bu lafın muhatapları kendilerini biliyordur. Çünkü bunu tüm Türk solu söylemiyor. Ya tüm sol sosyalist devrimci güçler söylemiyor. Büyük çoğunluğu bu anlamda Kürtlerin demokratik geleceğini şekillendirme hakkını en az bizim kadar savunan çok değerli düşünce, fikirler ve dayanışma tutumları var. Fakat bundan ziyade ulusalcı, milliyetçi tutumlardan hareketle, zihniyetlerden hareketle, özellikle 100 yıldır Kürtlere reva görülen sömürgeciliği sürdürme eğilimlerine hizmet eden kendilerini sol olarak tanımlayan kimi kesimlere olduğunu, muhataplarının kendilerini iyi bildiğini belirtmek istiyorum. Direkt CHP'ye de söylenmiş bir laf değil herhalde, daha geniş. Daha geniş tabii kapsıyor. Ki. Tabii ki daha geniş çünkü CHP laf söyleme gereği yok bu lafı. Çünkü CHP'nin tutumu ortada. Evet, programımızın ikinci bölümündeyiz. HDP eş genel başkan yardımcısı Nadir Yıldırım'la sohbetimiz devam ediyor. Nadir Bey, bu dönemde özellikle de siyasetin dili çok daha işte milliyetçi ya da sizin demin verdiği eleştirilerle hani Kürtleri dışlayıcı bir dile oturdu. Sizin bu anlamda sola da eleştirileriniz oldu. Önce programı kapatırken eleştirilerinizin hedefinde bir parti var mıydı? Onu sorayım. Sonra CHP ile ilgili sorularım olacak. Evet. Ya tabii önce eleştirilerimizin hedefinde tabii ki CHP var. Yani CHP'nin bir bütün geliştirmiş olduğu politikalar bu anlamda hem Kürtleri yok sayan, görmeyen noktada politikalar, gittikçe milliyetçi ve ulusalcı alana oynayan bir hat izliyor. Bu eleştirim kesinlikle CHP merkez yönetimi ve merkez politikalarıyla alakalı. Aynı durumun CHP'nin tabanında çok geliştiğini düşünmüyorum. Diğer bir husus da özellikle sol sosyalist olarak bildiğimiz, birçok süreçte de birlikte hareket ettiğimiz, özellikle Türkiye demokratik geleceği açısından önemsediğimiz birçok dost parti ve örgütün bu anlamdaki tutumları da açıkçası bu süreçte bizi epey şaşırttı. Bunların en başında ÖDP'nin tutumu, hem resmi yaptıkları açıklamalar hem de kişisel açıklama ve tutumları bu anlamda bizi açıkçası Türkiye'nin demokratik geleceği açısından demokrasi güçlerinin birlikte hareket etmesi adına
ciddi anlamda şaşırttı ve tedirgin ediyor. Yani hani ÖDP özellikle Bir Gün Gazetesi'nin bu anlamdaki yayın çizgisi son dönemlerde neredeyse yani hani Sözcü gazetesiyle benzer bir politik hatta savrulması bu kendisiyle birlikte siyasetin veya demokratik cephede yer alması gereken siyasi güçlerin de nereye savrulduğunu gösteriyor. Bu anlamda kuşkusuz eleştiriler karşılıklı olmalıdır. Politik tutumlara, süreçlere ilişkin eleştiriler olmalıdır. Hatta ideolojik eleştiriler ve bu anlamda mücadele de mümkündür dost güçler açısından. Fakat bir halkın özellikle kaderini tayin etme hakkında, bir halkın kendi iradesini tecelli etme hakkında sosyalizmin ve devrimciliğin tutumu bizce farklı olması gerekiyordu. Ama herhalde önümüzdeki dönemde yine bir araya gelip... Ya mutlaka bir araya gelip sürekli tartışacağımız dostlar var. Asla bir araya gelmeyip ne olduğunu bildiğimiz güçler var. Bu anlamdaki politik ve ideolojik mücadelemiz devam edecek, sürekli olacaktır tabii ki. Fakat gelecek kurgusu içerisinde birlikte olmayı öngördüğümüz güçlerden bu anlamda daha ulusalcı ve milliyetçiliğe kayan tutum ve yaklaşımların da doğru olmadığını, olmayacağını, ne kendilerine ne de ülkenin demokratik geleceğine bir katkı sunmayacağını sizin vesilenizle bir kez daha belirtmek istiyoruz. Peki biz de buradan eleştirileri aktaralım ama önümüzdeki dönemde yine de Türkiye'nin iç dinamikleri, çünkü buna müsait bu partiler herhalde bir şekilde bir araya gelecektir. Belki ortak zemini yeniden yaratabileceklerdir. Şimdi meclis açılıyor. HDP 1 Ekim'de mecliste değil, başka bir yerde. Cezaevinde evet. olacaksınız. Bütün milletvekilleri mi oraya gideceksiniz? Cezaevinde değil, cezaevinin önünde olacağız. Evet, tabii ki yarımız cezaevinde. Onu öncelikle belirtmek istiyorum. Eş genel başkanlarımız Sayın Yüksekdağ, Demirtaş, vekil arkadaşlarımız. Şu an 10 milletvekili değil mi? Şu anda 9 milletvekili. Ayhan Bilgen arkadaşımız tahliye oldu. Evet. Ve 80'i aşkın belediye eş başkanımız. 500'ü aşkın direkt HDP il ilçe yöneticileri. Ayhan Bilgen demişken, Ayhan Bilgen yeniden parti sözcülüğüne devam edecek mi bu süreçte? Yani daha dün durumu netleşti. Kuşkusuz değerlendireceğiz. Biz en başında da açıklamıştık. Yani cezaevine giren her arkadaşımızın görevini dışarıdaki arkadaşlarımız vekaleten devralmıştı. Besime Hanım aynı şekilde kadın meclisi sözcümüzdü. Evet. Yerine arkadaşlarımız vekaleten görevi aldılar. Çıktı görevinin başında. Bu durum grup başkan vekillerimiz açısından geçerli, eş genel başkanlarımız açısından ve parti sözcüğümüz açısından da geçerli. Tabii ki gelişmelere ve duruma göre bütün bunlar değerlendirmeye açık hususlardır. Diğer husus dediğim gibi yani hani işte 500'e aşkın il ilçe yöneticimiz, 29 il eş başkanımız, bileşenlerimiz başta DBP olmak üzere SP, Devrimci Parti ve diğer bileşenlerimizden yüzlerce arkadaşımız şu anda zindanlarda tutuklu. Toplamında 10 bine yakın siyasi aktivistimiz, üyemiz, yöneticimiz rehin tutuluyor şu anda cezaevlerinde. O anlamda da biz 1 Ekim'de parlamento açılırken, yeni yasama yılı başlarken bir mesaj vermek istiyoruz. Hem parlamentoya hem iktidara hem de halkımıza bir mesaj vermek istiyoruz. Ve dikkatleri bir kez daha zindanda rehin tutulan demokratik siyasete çekmek istiyoruz. Ve demokratik siyasetteki ısrarımızı bu anlamda belirtmek istiyoruz. Bir yönüyle de meclisin artık bizim açımızdan bu anlamda anlamını yitirdiğini de biz ifade etmek istiyoruz. Şu anlaşılmasın. Yani meclis hala bizim açımızdan demokratik mücadele mevzisidir.
halkımızın büyük emeğiyle kazanılmış bir mevzidir. Oradaki teşhir, deşifre etme rolümüzü sonuna kadar oynayacağız. Asla onu faşizmin istediği gibi jirit atacağı ve halktan gizleyeceği bir durumunu gizleyeceği bir zemine dönüştürmeyeceğiz. O anlamdaki rolümüzü oynayacağız. Fakat o günde bir mesaj vermek istiyoruz özellikle onlara. Bu anlamda pespayeleşmiş, bu kadar düzeysizleşmiş meclisin de teşhirini yapmak açısından Edirne Cezaevi önünde tüm vekil arkadaşlarımızın katılımıyla bir açıklama yapmak istiyoruz. Şimdi siz de üzerine basa basa söylediniz, meclis anlamını yitirdi. Özellikle önümüzdeki dönemde iç tüzükle beraber muhalefeti çok daha sert, zorlu bir dönem bekliyor. Herhalde iç tüzük denemesinin ilk denemesi de tezkere görüşmeleri sırasında oldu. Osman Baydemir'in konuşmasına meclis başkanı müdahale etmekle kalmadı. Özür dileteceğim dedi. Osman Baydemir yeniden kürsüye geldi ve buna da tepki gösterdi. Şimdi Baydemir'le ilgili süreç işliyor mu? Buna ilişkin cezai bir süreç gelecek mi? Bir onu soracağım. Bir de bu iç tüzükle mecliste nasıl muhalefet yapılacak? Şimdi öncelikle İsmail Kahraman gerçekten meclis başkanlığı görevini gerçekleştirebilecek ehliyete sahip değil. Onu belirtmek istiyoruz. Kamuoyu bunu bilmeli. Kulağı duymuyor, gözleri görmüyor. Bu anlamda algısı çok düşmüş durumda. Fiziken ve ruhsal olarak. Esas olarak da İsmail Kahraman şu anda bir rehindir. Mesela kamuoyu bunu çok bilmiyor. Hani hatırlarsınız bir dönem ülkenin gündemini damatlar meşgul etmişti. Evet. Bu anlamda İsmail Kahraman da damattan müzdarip bir siyasetçi olduğu için rehin durumundadır. O anlamda refleksleri bizim açımızdan anlaşılır. Yani hani iç tüzüğe dayanan bir yetkiye bağlı olarak veyahut da meclisin içtihatına uygun bir tutum değildi İsmail Kahraman tutumunu. Rehin olma durumunun durumundan çıkma çabası olarak biz yorumladık. Aslında yani doğru çünkü diyorsunuz. Çünkü şöyle bir şey, saraya veya faşizmin merkezine yaranmak isteyen herkes illaki bize saldırmak durumunda. Bir şekliyle bize saldırmak durumunda. İsmail Kahraman da o akşam fırsatı bulmuşken bu durumu değerlendirmek istedi. Daha önce de yani doğru diyorsunuz derken iç tüzükle çok bağlantılı değil. Çünkü daha önce de HDP'nin konuşmalarına direkt meclis başkanının müdahaleleri oldu. Örneğin 15 Temmuz özel oturumunda yine Ahmet Yıldırım'ın konuşmalarının içeriğine müdahale etmişti. Böyle konuşamazsınız diye tepki göstermiş. Konuşmayı yarıda kesmişti. Muhtemelen artık kürsüde HDP'lilerin konuşmalarına böyle direkt müdahaleler işte gelecek. İkinci sorunuzla bağlantılı yani bu mecliste muhalefet nasıl olur diye. En somut örneği işte tezkere görüşmesiydi. 25 Eylül'deki tezkere görüşmesi şunu gösterdi. Aslında iki partili bir meclis söz konusu. Yani AKP, MHP ve CHP bir parti, bir zihniyet ve orada tek muhalefet partisi HDP pozisyonda var, pozisyondadır. Yani bakmayın işte CHP'lerin bazı konularda, bazı süreçlerdeki kimi tutumları kesinlikle bunların hepsi toplumu yanıltmaya dönük. Ha şunu biliyoruz, CHP'de gerçekten demokratik tutum sahibi insanlar yok mu? Var. Değer verdiğimiz, saygı duyduğumuz insanlar var. CHP tabanında özellikle yaşanan gelişmelere dönük ciddi bir kaygı, tereddüt, demokratik bir refleks yok mu? Gerçekten var. Saygı duyulacak düzeyde var. Fakat CHP merkez yönetimi ve CHP'nin merkez politikaları bu anlamda AKP ve MHP'den farklı değil. Niye değil? Bakmayın arada gelişen kimi tutumlarına. Ülkenin kaderiyle alakalı bütün temel süreçlerde ortak tutum sahibi olmuşlardır. Yani yeni kapı ruhundan tutun. Bütün tezkereler, savaş tezkerelerine kadar bakın
hepsinde 3 partinin imzası var. Kritik bütün süreçlerde böyle bir tutum sahibi. O açıdan da tek muhalefet partisi parlamentonun HDP. Peki, CHP... Onun için, halk için, toplum için HDP parlamentoda kalma ısrarını sürdürüyor. İnanınız ki biz olmazsak o parlamentoda toplum birçok şey bilmeyecek, görmeyecek, farkında bile olmayacak. Üç parti hemen hemen her süreçte ve birçok meselede çok rahat uzlaşabiliyor, anlaşabiliyor. İşte tezkere meselesinde olduğu gibi veya daha farklı meselelerde olduğu gibi. O anlamda da biz topluma verdiğimiz sözün gereği, halkımızın büyük emekle kazanmış olduğu, bakın bizlerin değil, partinin değil, kesinlikle halklarımızın büyük emekle kazandığı bir mevzidir. Parlamento, demokratik muhalefet açısından, bizler açısından. O anlamda da biz o ısrarımızı, halkımızın o vermiş olduğu görevi sonuna kadar sürdürme tutumumuzun, ısrarımızın nedeni bu. Peki, 1 Ekim'de Edirne Cezaevi önündesiniz. O hafta içinde ya da önümüzdeki hafta, ondan sonraki hafta için planlanmış başka bir eylem vesaire var mı? Meclise yönelik milletvekillerinin yapacağı şu an yok. Meclise yönelik ayın 3'ünde tekrar işte mecliste grup toplantımızı gerçekleştireceğiz. Ve diğer işte rutin faaliyetlerimize devam edeceğiz. Ve ama şöyle bir şey, gerçekten bu sefer daha güçlü, yoğun bir mücadele ve muhalefet görevi bize düşüyor. Çünkü dediğim gibi meclisin tek muhalefet partisi olmanın vermiş olduğu çok ciddi bir sorumluluk ve ağır bir yük var. Buna denk bir planlamayı biz önceki gün yaptığımız kapalı grup toplantımızda epey tartıştık, yoğun bir hazırlık yaptık. Çünkü AKP gerçekten meclisi yasa çıkartma fabrikasına dönüştürdü. Hemen hemen hayatın her alanına ilişkin ve rejimin her meselesine ilişkin kendi faşizmini, sistemini tahkim etmek açısından yüzlerce yasa değişiklik teklifi meclis gündemine getirecek. O anlamda da bizim kesinlikle üzerimize epey iş düşüyor. Belki bunları durdurma, değiştirme karar yeterliğimiz yok. Fakat bunları her yönüyle deşifre etme, teşhir etme gücümüz ve irademiz var. İsmail Kahraman'a rağmen de olsa bunu sonuna kadar yapacağız. Evet. Peki CHP'ye yönelik eleştirileriniz vardı. Ona geri döneceğim. Adalet yürüyüşü sırasında, CHP'nin başlattığı adalet yürüyüşü sırasında bir dirsek teması olmuştu. Onun gerisine mi düşüldü bu sırada? Bir de dün de sizin toplantılarınız varken CHP'de de MYK toplantısı vardı. Gelen kulis haberlerine göre MYK üyelerinin bir kısmı da tezkerede çizilen portrenin farklı bir tarafındalar. Yani Kürtlerle aslında aramızı düzeltmeye yönelik bir politika mı izlesek diye görüşler çıkmış. Her ne kadar bunlar kabul edilmese de ya da buna ilişkin bir politika çıkmasa da CHP bu bölgedeki gelişmelere ve Türkiye'deki gelişmelere, Kürt hareketindeki gelişmelere göre CHP'de sizce önümüzdeki dönemde değişimler olabilir mi? Çok zor. Bütün bunlara karşı dirençle durabilir mi CHP? Çok zor. Yani CHP'den değişim beklemek hakikaten deveye hendek atlatmak kadar zor diye düşünüyorum. Çok statükocu, çok katı bir zihniyet söz konusu CHP'de. Şimdi bakınız, adalet yürüyüşü sürecinde dirsek teması falan değil. Açık bir tutumumuz vardı. Neydi? Desteklediğimizi, bütün eleştirilerimize rağmen önemsediğimizi ve doğru bir yaklaşım olduğunu belirttik. Bugün de CHP doğru bir şey yaptığı zaman biz yine yanında olacağız. Veyahut AKP de doğru bir şey yaparsa biz yanında olacağız. Mesele CHP, AKP, MHP, şu bu meselesi değil. Toplum, halk ve demokratik gelecek adına, demokrasi, özgürlükler ve eşitlikler adına doğru işi kim yaparsa biz destekleriz. Bu anlamda biz çok statükocu, retçi bir zihniyete sahip değiliz.
O anlamda o gün CHP doğru bir şey yaptı. Teşvik etmek açısından, güç vermek açısından, dayanışmak açısından biz tutum belirttik. Tutum belirttiğimiz her süreçte de eleştirilerimizi sürdürdük. Özellikle bu anlamda bizim tüm demokrasi güçlerine dönük eleştiri, öneri ve değerlendirmelerimiz vardır, oluyor. CHP'ye de bu anlamda dediğim gibi doğru yaptığı işler olursa ilişkilenme, destek sunma yaklaşımımız olur. Fakat CHP'deki durum her geçen gün daha fazla bizi karamsarlığa sürüklüyor. Daha fazla CHP'nin değişebilme noktasındaki umudumuz zayıflıyor açıkçası. Yani işte bir Öztürk Yılmaz örneği. Başı başına bir facia. Hani Davutoğlu'nun vakti zamanında alnından öptüğü, Daesh'in elinde 101 gün kalan bir şahıs. Ve CHP bütün dikkat edin kritik süreçlerde bu ve benzeri kişilerle merkez politikalarını ifade ediyor, belirliyor. Evet. Bu anlamda da CHP'nin kurumsal ve merkezi yapısına dönük çok ciddi eleştirilerimiz var. Yani AKP ile ne kadar bir araya gelemez durumumuz varsa bu temelde CHP'ye dönük de merkez yönetimine dönük de böyle bir tutumumuz var. Fakat tekrar belirtmek istiyorum. CHP'deki demokratik tutum ve duruş sahibi insanlar var. Değer veriyoruz, anlam biçiyoruz. Her zaman onların daha doğru, güçlü işler çıkartması konusunda da üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Aslında CHP'ye daha sert bir muhalefet etmek konusunda temel engel de bu demokratik damardır. Evet. Ve aynı zamanda CHP tabanının bu anlamdaki son yıllardaki demokratik tutum, duruş ve demokrasi arayışlarındaki samimiyeti bizi umutlandırıyor. Fakat merkez yönetimde maalesef böyle bir umutsuzluk vakası söz konusu diyebilirim. Evet, siyasi iktidar böyleyken muhalefet etmek çok da işe yarar diyorsunuz. Bülent Arınç çoğu zaman diyordu ya, Allah böyle muhalefeti her iktidara nasip etsin diye. Evet. Gerçekten nasip etmiş yani. Peki biz siyasi iktidara gelelim. Çok tehlikeli bir söylem var. Milliyetçi bir söylem var. Bu söylemin içte yansımaları olabilir mi? Nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya yeniden Türkiye? Ki son dönemde zaten çok önemli ve çok acı, hassas bir olay. Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesine yönelik bir linç girişimi. Ben öyle saldırı falan değil de bir linç girişimi olarak tanımlamak gerekiyor. Bunun en önemli yansımalarından biriydi ki o zaman bu söylemler de daha başlamamıştı henüz. Evet. Şimdi ne olacak, daha tehlikeli bir süreç. Hatta yine bu dönemde bir Kürt kadın fındık işçisinin yine başına gelenler çok önemli. Zaten ilginç bir süreçten, bir ip üzerinde çok hassas bir süreçten geçerken şimdi bu söylemlerle karşı karşıya Türkiye. Ne diyorsunuz? Evet. Ya tabii bu bahsettiğiniz olayların hepsi tek tek işte lokal, birbirinden kopuk, bağlantısız olaylar değil. Kesinlikle iktidarın üretmiş olduğu politikaların topluma yansıma halleridir. O anlamda biz bu süreci kesinlikle Erdoğan ve Bahçeli öncülüğünde, itfaında gelişen bu süreci en başından beri, yani son iki yıldır Türkiye'de tarihinin en tehlikeli gidişatı olarak hep tanımladık. Ve bunu faşizmin gelinen aşamada kendisini bunların şahsında milliyetçilik ve dincilik fikriyle tahkim etme süreci olarak tanımladık. O açıdan tabii ki tehlikeli süreçler. Fakat şunu belirtmek gerekiyor. Bu adım adım örülüyor. Toplumun bu anlamda aydınlanması, bilinçlenmesi hakikaten çok çok önemli. Fakat buna imkan çok tanımıyorlar. Yani şu anda mesela herhangi bir ana akım medya veya televizyon kanalını açın veya kanallarını açın. Her birinde mutlaka şu anda bir AKP'li veyahut bir Bahçeli, bir MHP'li konuşuyor. Yani bütün toplumu aydınlanma ve toplumu bilinçlenme kanallarını bu anlamda esir almışlar, teslim almış durumdalar.
ve 24 saat bunun propagandasını yapıyorlar. Ve bunu nereye vardırmak istiyorlar? Şuraya. Erdoğan bunu çok sinsice yapıyor bence. Çok kendisince ustaca yapmaya çalışıyor. Ustalık dönemini yaşıyor ya. Şöyle tanımlıyor, diyor ki bizim kaderimizle, yani AKP'nin kaderiyle ülkenin kaderi diyor bir oldu, birleşti. Bizim tökezlememiz diyor ülkenin tökezlemesi demek. Yani işi şu noktaya getiriyor. Hakikaten iç siyaset ve dış siyaset açısından bakalım. Ekonomik, sosyal, toplumsal her açıdan, askeri her açıdan değerlendirelim. Erdoğan ve AKP gitti gidecek noktaya gelmiş. Yani artık ülkeyi yönetemez bir pozisyona gelmişler. Toplumu yönetemez pozisyona gelmişler. Eğitim alanından tutun sağlık alanına kadar. Ahlaki alandan tutun bütün manevi değer alanlarına kadar tam bir çöküntü hali söz konusu. Erdoğan bunu sinsice, kurnazca, işte metal yorgunluğu olarak tanımladı AKP açısından. Öyle değil yani. Tam bir çöküntü süreci, çöküş süreci, çöküş ruh hali söz konusu. Şimdi böyle bir pozisyona, sürece girmişken milliyetçilikle, işte o açıdan dedim, Kürt saldırganlığı ve düşmanlığı, iyi Kürt, kötü Kürt meselesini bir kenara bırakıp komplesini karşısına alma, milliyetçiliği ve dinciliği bu anlamda hortlatarak kendisini var etmeye çalışıyor. Sadece bunu mu yapıyor, bunu yapmıyor. Aynı zamanda eş zamanlı olarak da yoğun bir paramiliter güç örgütlemesi yapıyor Erdoğan. İşte milis örgütlemeler yapıyor. İşte Sadat gibi, Osmanlı Ocakları gibi bütün bu yapılanmalar 15 Temmuz sürecinde çok net gördük. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık günlerinden bir tanesidir şu anda 15 Temmuz. Zaman, tarih bunu kesinlikle aydınlatacak ve hep birlikte göreceğiz ki çok karanlık durumlar vardı. Ve bu işte paramiliter güçlerin yapmış olduğu işler o gün ülke geleceği açısından nasıl bir durum yarattığını görüyoruz. Bu anlamda AKP'nin ve kendi kaderini, ailesinin bu anlamdaki kaderini ülke kaderiyle, toplumun kaderiyle birleştirerek, korku salarak, kendi korkusunu, kendi gidişini aslında ülkenin korkusu, toplumun korkusu ve gidişi haline getirerek bunu da en rahat, en kolay nasıl yapabilir? Asla demokratik, eşitlik, özgürlük söylemleriyle yapamayacağı için en rahat yolu milliyetçiliği ve dinciliği bu anlamda hortlatarak var etmeye çalışıyor. Bu anlamda gidişat kesinlikle iyi bir gidişat değil. O açıdan siz programın başında dediniz ya, en az Erbil kadar Ankara'da hareketli. Ben iddia ediyorum Erbil'den çok daha sıkışık durumda Ankara. Hani görüntüde Erbil sıkışmış, boğuldu, boğulacak, bilmem düştü, düşecek psikolojisi yaratmaya çalışıyorlar. Ben tersini iddia ediyorum. Doğru, Erbil'in kendi hatalarından, kendi iç meselelerinden, demokratikleşmeyen yönlerinden dolayı yaşadığı sorunlar var. Kendi birliğini ve demokratik geleceğini inşadaki handikaplarının yarattığı sonuçlar var. Fakat AKP'de ve Erdoğan'da bunların toplamı olan Ankara'da çok 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 daha ciddi bir sıkışma durumu, çok 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 daha ciddi bir korku, panik, tedirginlik ve telaş hali söz konusu. Onun için ben iddia ediyorum bugün dünya başkentlerinde, mesela Şam'dan daha sıkıntılı bir süreç diyorsunuz. Yaşıyor Ankara. Peki, yayını yavaş yavaş kapatacağım. Son bir soru. Bahsettiğiniz bu ruh hali önümüzdeki dönem farklı siyasi operasyonlara da gebe mi? Beraberinde getirir mi o sıkışmışlık hali? Ya ben şunu iddia ediyorum. Siyasi operasyonlar, askeri operasyonlar kesintisiz devam ediyor. Durmuş değil yani. Bize dönük, topluma dönük, bütün demokratik güçlere dönük siyasi operasyonlar siyasi soykırım düzeyinde devam ediyor. Askeri operasyonlar keza devam ediyor. Bu anlamda bir yeni bir durum olmayacak. Devam eden bir durum söz konusu. Fakat geride bıraktığımız zaman içerisinde bize şunu gösterdi. Bu operasyonlar sonuç vermiyor. Asıl bence önümüzdeki süreçte toplumsal operasyon beklemek lazım. Yani iktidara, Erdoğan'a, AKP'ye toplumun bu anlamda bir operasyon yapma durumu söz konusu olabilir. Bunun paniğiyle, bunun
işte çürümüşlüğün ve tükenmişliğin paniğiyle kendi içine sürekli yöneliyor. İşte Kadir Topbaş'ın örneği. Örneğin işte İsmail Kahraman örnek diyorum, ne olacak? İşte başkentin Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ne olacak? Şu anda bakan olan kimi şahısları ne yapacak? Veya Erdoğan'ın işte has adamları görünenler ne yapacak? Veyahut Erdoğan kendi ailesi içerisindeki iktidar kavgasını nasıl yönetecek? Berat Albayrak bir yandan, işte Bilal Erdoğan bir yandan, bilmem ne. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Asıl şu anda operasyonu AKP Erdoğan yiyor. Biz yiyoruz, doğru öyle görünüyor. Ama bence daha derinden, daha ciddi bir operasyonu kendileri yiyor. Çünkü toplum onlara operasyon çekiyor. Toplum nezdindeki geçerlilikleri ve gerçeklikleri hiçbir dönem olmadığı kadar bu düzeyde teşhir ve deşifre olmamıştı. Onun için bence önümüzdeki günlerde Erdoğan'ın ve AKP'nin gidiş sürecini hep birlikte izleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Yayını kapatacağım. Var mı son mesajınız? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Biz teşekkür Başarılar ederiz. Diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Nadir Yıldırım'la konuştuk. 1 Ekim'de meclis açılıyor. HDP Edirne Cezaevi önünde eylemde. Biz de siyaseti Ankara gündemini takip etmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere.